Arkadaşlar onları bir getirsenize. Mesela o heykellerde böyle ilginç şekilde çok tabii düzgün bir şey var. Sümer tipi mi deniyor ona sakalları? Evet. Bunlar kendileri mi acaba o kıvrımları yapıyor? Yoksa bunu estetik buldukları için mesela heykellere bunu yansıtıyor? Hayır hayır bu değil ya. Az önce mesela Anunnaki'de falan bahsederken verdiğiniz şeyden... Evet, onu getirmenizi istiyorum. Ha mesela bu da olur, tamam. Yani bir şey var, hep böyle bir kıvrımlar var sakallarda. Ya büyük ihtimalle bu yapılan suretlerin büyüsel değeri var. Yani büyüsel değerden kasıt şu. Tamam mesela Çinlilerde kesin öyle, Hintlilerde de biraz öyle. Muhtemelen bizim Mezopotamya'da da öyle. Yani yaptığınız suretin mümkün olduğunca kişiye benzemesi gerekiyor. Bazen o detaylar biraz o büyüsel şeyden kaynaklanıyor, kaygıdan kaynaklanıyor. Yani benzemezse yapılacak şey neyse ritüel mesela olmayacaktır. O kaygı muhtemelen böyle bir gerçekçiliğe ikonografyada yol açmış yani. Çünkü o heykellerde arkadaşlar hani şey vardı ya böyle Anunnaki diye az önce gösterdiniz ya mi acaba diye bu değil. Bunlar ha, ona getirecekler şimdi. Hepsinde hemen hepsinde bir durabilir mi ama sözünüz bitsin. Bu mu kalsın? O bir dursun iki dakika bir şey söyleyeceğim. Tamam rejiyi delirtelim hadi bu akşam el birliğiyle rejiyi delirtelim. Yok o olmasın bu olsun falan diye. Yani bak burada bile bu şekilde evet, görüyor musun? Klasik Mezopotamya. Evet. Mesela o başında teminki dursun derken kastım şuydu. O başında bir tane şey var böyle şapka başlık var yani. O başlıkta bakın boynuzlar var. Hangisi ne boynuz? Şimdi bu şeyde başlığı kalkayım mı? Kalk sopanla. Sopamı da aldım. Şimdi şu başlığı ondan sonra bu başlıkta bakın boynuzlar şunları görüyorsunuz değil mi? Bunlar boynuzu sembolize ediyor. Bunun anlamı şu. Ben bir şey sardı zannettim. Yok 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 hayır onlar boynuz. Onun anlamı şu o boynuzun sayısı ne kadar çoksa o kadar önemli tanrı anlamına geliyor. O temin Yazılıkaya da Hititlerde ya bu bütün Ön Asya'da yaygın zaten. Başlarına o boynuzları taktığınız zaman yani ne kadar büyük çok boynuz varsa o kadar kıdemli tanrı. Dolayısıyla o orada klasik bir şey. Peki bu yıldız mı? Ne bu? Şu ortadaki nedir? Bu bu Şamaş yani güneş Mezopotamya'nın klasik tanrısı. Güneş. Şamaş tanrısı. Yani tanrı Şamaş'ın sembolü. Tanrı şu büyük ihtimalle yani bunun tam anlamını bilmiyoruz ama bu iki cismin fakat dini yani uhrevi ve dünyevi otoriteyi temsil ettiği varsayılıyor. Yani bu bir büyük, düz çizgi ve bir yuvarlağın evet, olduğu evet. Görünüm. Yani hem dini hem adeta seküler otorite Tanrı'ya yani Şamaş'a bir kişiyi getiriyorlar din adamları. Yani onun huzuruna getiriyorlar. Büyük ihtimalle işte bir kral ya da neyse ona benzer bir bu zaten büyük çizilmesi tasvir edilmiş bu büyük adam bunlar da küçük adam tabii gibi yani, doğal olarak yani. Anladım verdikleri önemi gösteriyor bu da yukarıda da bir şeyler yazıyor evet evet o da şey metnin anlamıyla ilgili yani ne olduğuyla ilgili şeyin gösterim şimdi bu Sümerler'de ilginç şekilde hükümdarlarından birinin kadın olduğu söyleniyor öyle mi? Böyle bir bilgi buldum ben ama yani kral listesi ki bunu seyircimiz de sormuştu. Onların böyle yazılı bu tabletlerinde hangi kralın ne kadar görevde kaldı falan bayağı arşivlemişler. Evet şey tuf şey metinleri kral listeleri denilen Sümer kral listeleri denilen listeler var. Ama oradaki Kubaba diye bir kadından bahsediliyor. Kubaba bizim daha çok Mezopotamya'da ve Anadolu'da bildiğimiz bir isim. Yani Sümerler'de kadın kral yani ben şu an düşünüyorum ama emin ol aklıma gelmiyor. Yani tamam. Ama kadınlar yani Mezopotamya'daki akatlara nispetle daha şeydir, güçlü pozisyondadır yani. Bir de Sümerlerle ilgili, hadi onu da sormuş olalım. Doğru mudur, değil midir diye yöneltiyorum sorumu. Lapa kıvamında içki yapıyorlarmış. Ya tabii hani bir yana içtikleri var ama lapa kıvamında yani neyi kastettiğini bilmiyorum açıkçası. Şimdi bunlar... şöyle bahsediyorlarmış hatta yani biranın atası gibi söylüyorlar ve maltı evet. Suluyor evet, o evet, şekilde evet. Bir ifade var burada. Evet. Hatta bununla ilgili bir tanrı bile uydurmuşlar. Tabii bira ve mayalı içecekler şey popüler yani yapılıyor Sümerler'den ve onların tasvirleri de var genellikle şöyle içiyorlar bir tane ortak kap.
ortak kabın hepsi içerisine bir kamış sokmuş. Hepsi aynı kaptan içiyorlar böyle 8-10 kişi yan yana, öyle tasvirler var. Yani böyle bir kültür yani. Enteresan. Şimdi bende çok soru var. Seyirciden gelen de çok fazla soru var. Bunların hepsini yönelteceğim ama bir reklam arası vermem gerekiyor. Hı hı. Reklamlardan önce de şimdi sevgili seyircilerimize duyurmak istediğim birkaç husus var. Bu arada siz bana Sümerler diye de yazmayı sürdürün ki reklamdan sonra sizin sorularınızı da yönelteyim. Instagram'a da bakacağım. Öncelikle bir selamımız var. Cemil Uzun, Unkapanı SGM, orada müdür beye ve ekibine. Çok selamlarımızı gönderelim EYT'lilerle ilgili olarak. Güzel. Çalışmalarından ötürü. Bir ikinci selamımız da aslında ikimizin de arkadaşı, evet. Murat Kargılı. Murat Kargılı'nın Osmanlı Filistin'le 3 boyutlu yolculuk diye böyle bir Üsküdar Belediyesi'nden müthiş bir yayın bu. Ama esas İstanbul'daysanız bu sergiye gitmenizi isterim. Çünkü ben de mutlaka gideceğim. Listemi aldım. Yani. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Dünyanın birçok noktasından zaten Murat Kargılı koleksiyoner. Orada stereoskopik bir takım fotoğraflar ve kartpostallar diyeyim size. Onları toplamış, koleksiyona dahil etmiş ve şöyle bir bu alet 3 boyutlu gösteriyor size. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bunu böyle koyuyorsunuz. Böyle yapıp baktığınızda, bir süre daha baktığınızda dönemin Osmanlı Filistin'inin bir anlamda canlandığını gözlerinizde fark ediyorsunuz. Çok ilginç bir tecrübe. Dediğim gibi Üsküdar Belediyesi'nin bir sergisi bu. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ya çok acayip değil mi? Evet evet çok. Benim çok hoşuma gitti. Bunu söyleyeyim. Bir de tabii gitmek, görmek isteyenler, özellikle filmlerle, sanatla ilgili olanlara TRT ortak yapımı önemli bir proje var. O da filmin ismi Sadık Ahmet. Vizyona girdi. Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle biz aslında kendisini tarihten biliyoruz. Sembolleşmiş bir isim ve onun hayatını anlatan bu film yakın tarihimizdeki acıları ve tanıklıkları da gözler önüne seriyor. Şimdi çok kısa bir rica edeceğim arkadaşlarımdan. Fragmanını ekrana taşıyalım ki daha çok seyircimiz haberdar olsun. Bunu bir izleyelim. Ardından reklama gidelim. Reklamlardan sonra Kürşat Demirci ile sohbetimizi sürdürelim.